Arkadaşlar selam. Çok farklı bir videoyla geldim. Gerçi geçen sene bu videoyu bazen video çekmiştim ama bu sene çekmek istedim. Çünkü Safra Gazetesi ile alakalı bir video çekeceğim bu arada ve bayağı soruluyor. Bana Instagram'dan çok soruyorsunuz. Videolarımın altında çok fazla yorum geliyor. Ve genelde de hani izleyeceklerine ne bileyim faydam olur diye ve en sık soran şeyleri cevaplamak istemiyorum. O kısmı cevap vermiştim ama böyle ayrı bir videoda da şey yapmak istedim. Şimdi videoya gelirim arkadaşlar. Nasıl bir videoydu? Safra sen bana sorarsan nasıl beslenirim, neler yiyorum, nelere dikkat ediyorum. Videosuna gelen yorumları okudum ve onları tekrardan böyle bir cevap verdiğim böyle en çok sorulan sorulara yanıt bulacağınız bir video olacak. Başlıyoruz. Çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum inşallah. Uzun sürerse de bana kızmayın çünkü biraz şey olan bir hani konu gerçekten önemli bir konu bence. Arkadaşlar başlıyorum. Büyük etmiş olsun kuzu tekrar hesaplıksız aslında küçük ama etkisi ağrıları zorlayacağım yaşam bir ameliyat. Bol bol seç ve çok yağlı şeyler senin de söylediğin gibi yememeye çalışmış bana. Senin çektiğim zaman da yazmış. Arkadaşlar kesinlikle öyle ama ben çok böyle ağır iltihaplı bir süreç geçirdiğim için ve tedavi oldum bir hafta 10 gün hatta bir aya yakın. O iltihap düşene kadar hiçbir şekilde ameliyat olamadım ama onun için hani ameliyat şeyi de güzel bir şekilde ilerlesin. Hani çabuk iyileşsin ameliyat yaraları ağrıları falan diye. Ondan mütevellit. Mütevellik. Bilmiyorum nasıl oluyorsa. O yüzden çok fazla aslında sürmedi. Bende iltihap falan çok olmadı için ama yine tabii ki 3 hafta 1 ay falan sürdü toparlanma. Ve yağlı şeyler değil. Hani 1-2 ay falan bayağı dikkat ettim. Sonra yine bayağı hemen erken bir şekilde şey yaptım ama dikkat etmek gerekiyor. Ama ilk yani 1 aya 1,5 aya yakın ben de çok dikkat ettim. Çikolata yemedim. Mesela sucuklu yumurta, salam, sosis mesela o tarz yağlı şeyler. İşte soslu makarnalarda çikolatalıdır zaten bayılıyorum. Hiçbir şekilde meyve suyu falan da içiyordum. Kek falan böyle çok canım istediğinde evde falan varsa yemişliğim vardır ama doktorum bana en çok söylediği şey onu söylemek istiyorum. Arkadaşlar hani şunu yeme, bunu yeme tarzında bir şey demedi bana hiçbir zaman. Ki doktora zaten şunu ye, bunu ye diye söylemiyorlar. Sadece şey diyorlar. Tek şey. Şöyle biraz uzaklaşayım. Yani arkadaşlar hani sarma da yiyebilirsin diyor. Hani yaprak sarması da lahana sarması da dolma da yiyebilirsin diyor ama az az yiyeceksin dedi. Hani şimdi de sonra da ben de zaten birden bir şey yediğim zaman çok fazla aşırı derecede hala böyle ağrı geliyor. Hani safra değil ama ağır geliyor. Bu sefer midem bulanıyor. Geçen hafta hamburger yemiştim. Ki böyle ev yapımı demeyeyim de işte böyle güzel burgercilerden bir tanesini yedim ve arkadaşlar çok yerken çok iyi. O güzel ama inanılmaz ağır geldi. Sabaha kadar kustum ama bu safra kesesi sancısı falan gibi bir şey değildi ama bana ağır geldi. Hala da ağır geliyor ve o zamanlardan beri böyle mesela KFC'dir, Burger King falan o tarzlar değil. Ya onlar zaten biraz minimal oluyor. Bir de daha böyle kontrolü falan oldukları için çok şey değil ama o benim dediğim böyle gerçekten böyle dana etli, böyle güzel burger köftesi olan yerler biraz yağlı ve ağır gelmişti. Özellikle burgerde olduğuna dikkat edin yani. Çok fazla yemeye çalışıyorum. Çok canım istedim. Yani mecbur yiyorum. Gitmiyorsun abla. Seni yenik geçen ana sefer bir canı düştü. Çok daha samimi birisin. Teşekkür ederim. Bu ameliyatla alakalı değil. Bir daha böyle bir şeyler yaşamazsın. Dikkat et kendine demiş. Bir de bayağı uzun bir şey var ama onu okumayacağım ama teşekkür ederim bilgilendirdiğin için. Şey yapmıştı başına okuyayım. Eğer safra kızın kimyası bozulmuş ise iyiliklerinizi ne kadar dikkat edersiniz dedi. Maalesef atak geçiriyorsunuz. Hani ameliyat olun tarzında bir şey yazmış. Çünkü arkadaşlar ameliyat olmadan bir şekilde kurtarabileceğiz bir şey değil. Hani demiyorum ben doktor değilim ama doktorum da birçok doktor da ve annem de oldu benim. Anneannem de oldu. Yani ailemden birçok insan oldu. Ve kaç yaşında oldum arkadaşlar ben safra kızısı ameliyatına? Galiba 24 yaşında falan. 24 ya da 25 yaşında oldum. Yani 200 sene oluyor ama şu an iyiyim çok şükür ama böyle çok aşırı derecede yağlı ağır dediğim zaman ağrıyor karnım yani. O böyle sancı gibi bir şey değil ama şunu söyleyebilirim. O sancılar ameliyat ağrısının o ameliyat ağrısından korkuyorsunuz ya. O safra kesesi atak geçirir, sancı geçirdiğiniz binde biri değil yani. Hani o yüzden çok böyle gözünüzde bir sadece bir ağrı. Yani mesela bir yere çarpa vurur atıyorum ne bileyim morarır ya biriniz öyle bir ağrı da ya da kalkamıyorsunuz ya da çok kusup da böyle kalkamıyorsunuz öyle bir ağrı oluyor ama öyle sancı gibi değil yani. Desteksiz kalkamadım 2-3 hafta ben. Yani onun dışında bir sıkıntı olmadı ama korkmayın gerçekten. Yani ben de çok korkuyordum. Haklısınız korkmakta da ama korkunun ecele faydası yok. Yani o sancıları çekmektense o ağrıyı, ameliyat ağrılarını 2-3 hafta 1 ay bile çekerim yani. Öyle düşünüyorum. Ablacığım çok geçmiş olsun. Ben de 6 yıl önce oldum ameliyata ve daha 19 yaşındayım. Biraz da endişe ettim. Hem bu yüzden hem de ilk ameliyatım ama çok şükür anlattım. Bana doktor her şeyi bilirse de. Fakat yine de çok yağlı yememeye çalışıyorum. Evet daha farklı. Yani yüzündeki gözlerimi çeksin olmasın inşallah abla yazmış. Teşekkür ederim. Arkadaşlar çok genç yaşta olan bebekler ben annem duyunca şaşırdım. Hani benim kuzum kaç yaşında 24-25 yaşında nasıl safra kesesi taşı olabilir falan. Ki 3-4 seneden beri bir şekilde bulunamıyordu falan. Neyse çok bile ayrıntıya girmiyorum ama bebeklerde bile olma şeyi varmış. Hani hatta geçen değil yani o zaman ben tedavi olacağım zaman da belli olacağı zaman bir bebek hatta da olmuştu. Hatta safra kesesi taşı alınacak. Hatta bir tane hamilelerde falan bile oluyor.
O zaman da bir ameliyat olabiliyorlar düşün yani. Yani bizim ailemizde de çok fazla var. Sizin sohbetiniz beni rahatlık verdi. Çok teşekkür ederim. Edirem yazmış biri çok tatlı. Azerbaycan'a galiba. Geçmiş olsun yazılanlar. Çok teşekkür ederim bu arada. Videonuz için çok teşekkürler. Ben de bir ay önce bir gece çok fazla açıktım. Artık dedik sarfık istiştirdiler yatırdılar. Arkadaşlar hasetlemek değil. Gerçekten hani bir şeyin belli olması da çok şey oluyor. Ben kaç zaman sürekli midem bulanıyorsa özellikle böyle çok böyle dediğim gibi hamburger gibi ya da mantarlı kremalı şeylerde patlıyordu. Kıbrıs'ta mesela tatlıma çok yerdim. O zaman çok bana sabaha kadar kustuğumu hatırlarım. Sonra serin bir şekilde bunlar mideni düşürmüşsün falan diye gönderiyorlardı. Ve o gün hastaneye gittiğim zaman da bile kabızsın falan tarzında bir şeyler oldu. Sonra röntgen de çıkmadı. Sonra ultrasona geçirdiler. Çünkü hiçbir şekilde hani o tarz bir şey değildi. Yani bir şeyin belli olması da güzel bir şey. O yüzden ultrason yani ultrasonla ne çıkıyor? Bir hafta yemek su vermediler. Sadece senin sonra 2 hafta sonra kontrol ederdi gittim. İltihap inmemiş. CHP değerleri ilk gittim 59'muş. Benim de arkadaşlar en üst safhalarda çok uzun olduğu için videoların çok böyle bazı yorumların hepsini okumuyorum devamlı. Ben belli oldu ve dedi seni hastaneye yatıyoruz. Acayip derecede yüksekmişti iltihap. Bir hafta 10 güne yakın bir hafta hastanede. Bir hafta da evde olmak üzere tedavi oldum. Ve yani ondan sonra ameliyat oldum. Hatta doktorum da değiştirmiş. Onu anlattım bilmiyorum. Bir gün belki video falan çekelim onunla alakalı Instagram'a takip. Cem ne güzel yeri etmişsiniz. Tebrik ederim. Doktor bile bu kadar detay verme. Yine ameliyat biri olarak çok aydınlandım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun umarım. Bak bir şey yaşatmasın. Anneciğim yazmış. Ne gurur duyuyorum. Çok sağ pişiyorsun. Bir tane falan demiş. Anneciğim teşekkür ediyorum. Ay biri ne yazmış? Ay çok teşekkür ederim. Kıskandım şimdi. Benim annem hiç böyle iltifat etmez bilmez yazmış. Ay üzüldüm ya. Bir takipçim vardı Elif diye. Elif burada izliyorsan yorumunu bekliyorum. Hiç hayatta yorum yazmıyorsun. Bilmiyorum hala takipte misin yoksa çıktın ama. Çok geçmiş olsun. Bu arada o yorum yazan Elif değil. O başka bir takipçimdi benim. Geçmiş olsun güzel insan yapmış. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben safıksız ameliyat olacağım. Çok yararlı bir video olmuş canım. Ameliyat olmuş olacak. Tüm hastalıklar şifalar dilerim. Bu arada dua bekliyorum. Dualarım sizinle. Size de çok geçmiş olsun. 6 ay önce yazmış. Ameliyat kaç dakika sürüyor peki? İyi günler, sağlıcakla kalın. Arkadaşlar bilmiyorum ameliyata yani hani giren bir insan ameliyatın öncesini hatırlıyorum. Çıktığımda da zor uyandığımı hatırlıyorum. Bu arada o konuya değineceğim. Ama bilemem yani hani bu benim bileceğim bir şey değil yani. Ama bayağı uzun sürdüğünü söyleyebilirim. En az 40 dakika bir saatten aşağı sürmemiştir ama hatırlamıyorum. Ama normalde çok sürmüyor. Yarım saat 40 dakika bir şey sürmüş ama beni uyandıramamışlar. O konuya geleceğim bu arada. O sorularla ilgili şey okula. Narkozda işte böyle anestezi şeyleri uzmanları hani galiba onlar veriyor bilmiyorum tam olarak. Bu arada ben ameliyathaneye arkadaşlar gideceğim onu anlatayım size. Ve sonra beklettiler beni bayağı. Sonra içeri girdim ama bir video izlemiştim böyle mağazamı. Ama çok böyle izlemedim detaylı izlemeyin bu arada. Böyle makasla şeyleri falan gördüm. Sonra ben, ama hemşireler o kadar sıcaktı ki gerçekten. Yani çok teşekkür ederim onlara buradan. İzlemiyorlar tıklayınlar. Bilmiyorlardı falan ama. Sonra doktorumu gördüm. İsmini söylemeyeceğim ama hani zaten sorarsanız ama söyleyebilirim. Ama önermek yanlış olur. Şey dedi bak bölüme el salladı falan. Sonra bir sinirlendi adam. Dedi bu hastalığı nasıl uyanık hala dedi. Niye uyutmuyorsunuz falan dedi. Çünkü arkadaşlar ben korkudan titriyorum ameliyata gideceğim diye. Ki ameliyata girişe değil odada bile iğne yapılması yani yani şey yapmaları lazım. Hiçbir şekilde o şeyleri görmemen lazım. Testler hafızam doldu yine. Şimdi biraz ayarını kapatayım. Ondan ötürü biraz görüntü şeyleri değişmiş olabilir. Arkadaşlar ödüm patladı yüzeyimi pil azalmış. Neyse tam hatırlamıyorum ameliyata gideceğim. Bir saat daha fazla sürmez diye düşünüyorum. Bir şey yaptım. Ameliyattan sonra sanki ağrı batma oluyor. Sanırım kasması tetik ediyor. O bende böyle olmuyor. Sağa sola dönmek zor oluyormuş. Bende o oluyordu ama o ameliyat ağrılarından kaynaklı olan bir şey bu. Bir şey almış. 6 ayda bir hepatit bir olmak gerekiyor misafirlik ameliyat alındıktan sonra. Onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ha, arkadaşlar şunu bu soru çok sık geliyor. Fikirdim şu an nasılsınız? Her şeyi yapıyor musunuz? Herhangi bir problem var mı? Yasaklayacaklar var mı? Ameliyattan sonra ne kadar süre için geçerli? Yani ben hatırlamıyorum çok fazla ama genel itibariyle şu an her şeyi yiyorum yani yemediğim bir şey yok diyebilirim. Ama yani bir müddet 1-2 ay falan dikkat etseniz bence yeterli ama safra keseniz olmadığı için ama çok böyle yağlı yemeye çalışın mümkün olduğunca. Bol su içmeye çalışın en önemli şey bu. Yani bu gerçekten bence çok önemli. Fikir kardeş hafta ameliyatım var çok acıyorum 1-2 ay 3 ay sonra değil. Kebapsızlıkla amaçım pizza yiyebilir miyiz? Haftada bir tek öğün diğer 2 öğün çorba mı var nasıl mümkün mü? Ayaktaysa tabii ki de yiyebiliyorsunuz. Yiyorsunuz ama ilk 1-2 ay 3 ay falan yiyebiliyorsunuz ama dikkat etmekte fayda var. Hani şu anda da ben mesela diyorum çok böyle aşırı tatlımsı, kahvemsi bir şeyler yediğim zaman hani ağrı bir sancı değil ama ağrı geldiği oluyor. Hani sizi rahatsız etmemek adına ama şu an her şeyi yiyorum. O konuda sıkıntı yok. En kötü tarafı da yememek gerçekten öyle.
Ameliyat oldu 22 saat çok canım acıyor. Kalbim sıkışıyor. Hiç başarı tek başıma kalkamıyorum. Bu bende de çok oluyordu. Ya bazı soru şeyler geçiyorsa kadınsam geçiyorum. Çok uzaması mecbur. Bellerim de çok az. Kadınsam mecbur bir şeyler taşımak kalmak zorunda kalıyorsun. Bu ağır kaldırmamalı. Olayı çok sıkıntılı. Doğru arkadaşlar yani. Yani ben de mesela atıyorum. Yani Allah'a şükür annem yanındaydı ve o yavruları kaldırmıyorum. Şu anda da kaldırmıyorum. Kaldırmamaya çalışıyorum elinden geldiğince. Ama ilk zaman o sizin işte daha böyle hani bir anne olarak bir şey olarak daha çok böyle iş yapıp ya da işlerinize bakabilmeniz için o zamanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de ameliyat olacağım. Ama kilo vermem gerekiyor. Aksine alımdan söz ediyor. Endişeleniyorum. Yani zaten çok fazla kilo problemim var arkadaşlar. Benim de çok fazla var kilo problemim. Ama yani bilmiyorum ama safra kesesi alınan böyle durduk yere kilo almaz yani. Hiç kimse. Ben de şahsen diyeti de yedim. Bir ay iki ay diyet yaptım. 10 kilo 15 kilo kilo verdim hatırlıyorum ama benle de alakalı olan bir durum. Ama bıraktığımda mesela çok fazlası alıyorum. Hani hatta dur safra kesesi olan şöyle değil. Tam tersi bir sürü arkadaşım var diyetisyen ona. Bir sürü safra kesesi olmayan danışanları var. Mesela ona rağmen ve kaç küsur 60'ın 70'in yaş üzeri insanlar bile 5-6 kilo falan veriyor bir ay içerisinde yani o yaşlara göre iyi. Merhaba Fikret, ameliyattan ne kadar süre sonra çıkartabiliriz arkadaşlar? Bu benim de en çok aradığım soruydu. Yani ameliyattan 1-2 ay sonra bence yenilebilir ya. Hadi çok canınız istediğinde bir tane bir parça yiyebilirsiniz. Ama tutup bir paket çikolata yemeyin yani. Ağır gelmemesi sadece şey yapmaması yüzünden hani gaz falan da olabilir. Yani ben devlette oldum. İzler geçiyor. Lafı tık dediniz. Nasıl bir şey oluyor? Arkadaşlar şu an tabii gösteremem ama bir yazın olan bir zamanda gösteririm belki. Ama hafif bir izi var. Benim de canım sıkıyor. Aslında doktora falan bile sormak istiyorum. Hani ne yapılabilir diye. Çok hafif bir izi var ama çok dikkatli bakmadıkça ya da çok böyle açık giyinmedikçe çok belli olan tarzda değil. Yani göğsümün şurasında bir dikiş izi var. Var yani. Abur cubur bırakıyoruz demiş. Aynen öyle. Arkadaşım yazmış onu. Ameliyatta kaç gün sürdü ki aldım? Benim 12 gün sonra alınmıştım. Sabahlar penne galeta ne yiyeceğimi şaşırdım. Her şeyi yasak bilemem kaldı. Şimdi ne yenir buldum. Arkadaşlar ben abartmıyorum. Normal suda haşlanabilen yani böyle peynir ve biraz ekmek yiyordum yani. Başka çok hafif yiyordum. Hatta onu bile bazen canım istemiyordu. Sancılarım çok oluyor demiş. Sancılar. Arkadaşlar ameliyat olmadan önce benim sancım çok fazla da anlatamam. Sürekli bu karnımı hamile gibi ovalıyım. Annem dedi ne yapıyorsun hamileler gibi sürekli elin karnı falan diyordu. Sürekli yani çok affedersiniz parmağımı boğazıma sokup kusmaya çalışıyorum o sadece geçsin diye. Ama kustuktan sonra arkadaşlar bellerim dolup doluyor telefonun hafızası. Ama yorumlara baktım bitmiş mi de bitmiş arkadaşlar yorumlar. Siz de bakabilirsiniz hafif kısa ama sorsa nasıl beslenir neler yiyorum nelere dikkat ediyorum. Videosunun altında bayağı bir yorum vardı zaten. Ve çoğunu okudum sadece birkaç tane çok uzun onları okuyamadım. Ama bir sorunuz varsa Instagram'dan olsun, bu videoların altında olsun, sadece videoların altında olsun ya da başka videonun altında da yazabilirsiniz. Sorularınız varsa yani elimden geldiğince cevaplamaya çalışmaya çalışmaya çalışırım. Ama son bir şey demek istiyorum. Çok fazla DM de alıyorum, yorum da alıyorum çok fazla. Artık sürekli el kere yazılan şeyleri okumadım ama bazılarını. Arkadaşlar şey bir konu var narkoz işte verilmesine kaynaklı çok fazla verilmesine kaynaklı uyanamama durumu olabilir mi? Arkadaşlar böyle bir şey varmış anneme hatta sormuştum. İnternette araştırmıştım. Hatta benim de başımda geçen bir şey anlatayım. Ameliyat bitiyor ve 5-6 tane doktor belki iyi misiniz, iyi misiniz, iyi misiniz diye sesini bir şekilde uyandırmaya çalışıyorlar. Siz hani o konu şey yapmayın ama yani öyle kötü şeyler aklınıza getirmeyin. Ama öyle bir durum varmış ama hani tutup da bu öyle olacak anlamına gelmiyor. Hani her şeyde risk vardır. Mesela bir cilt bakımında bile yüzünüzü şişme atıyorum, iltihap kapma ya da farklı bir şey olma şeyi vardır ama hani öyle kötü şeyler aklınıza getirmeyin. Yani bir antibiyotik mesela kullanıyorum kaç kutu oldu hastayım diye ve dişim biraz rahatsız olacak. Ama hani öyle şeyler aklınıza getirmeyin ve ameliyat hani olmaktan korkuyorum falan demeyin. Ya da o sancıları çekiyorsanız ağır bir şekilde çekmiyorsanız da bence hani gerekiyorsa olun. Yani tabii ki bunu doktor değilim, şey değilim. Sadece kendi deneyimimi paylaşıyorum. Hani o sancı artarak devam ediyor ve daha tehlikeli bir boyut oluyor. Öyle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğendiğiniz, hoşunuza giden ve yararlı bir video olur. Çok fazla soru, böyle bu tarz sorular olduğu için paylaşmak istemem de yorumları okuyarak yapıyorum. Geçen sefer başka bir videonun yorumlarını okumuştum. Bu videoda inşallah seni izlenirse, şey yaparsa yardımcı olabileceğim. İnşallah kimseye yaşamaz böyle şeyler ama seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. YouTube kanalıma abone olmayı arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın ve artık bir şey yapmak istiyorum. 665 abonem şu anda bu video. Bu video diğer bir koyacağım video gelene kadar 700 abone istiyorum. 700'e ulaşalım. İzleyen, beğenen herkes lütfen abone olsun. Gerçekten emek veriyorum. Hafta mesela abisinin var. Adalet bölümünde okuyorum ben. Mimar tarihi olarak. Yani emek veriyorum yani. Şu an mesela ders çalışmaya başlamadım bile daha hiç. Hani ve video çekiyorum aynı anda. Hani o yüzden desteklerinizi bekliyorum. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Umarım bir video çok uzun video olmamıştır. O zaten editleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum.